Merhabalar, ben doçent doktor Ayhan Karaköse. Bugün sizlere prostat askılama yöntemi ile ilgili bilgiler vereceğim. Prostat, erkeklerde bulunan kestane büyüklüğünde idrar kanalıyla idrar kesesi arasında idrar kanalını saran bir organdır. İyi huylu prostat büyümesi, prostatın büyüyerek idrar kanalını tamamen tıkamasına bağlı ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Prostat askılamadaki temel mantık, büyüyerek idrar kanalını tıkayan prostat doplarının klipsler yardımıyla meni geçişini engellemeyecek şekilde açılmasını sağlamaktır. Son derece güvenli uygulanabilen bir cerrahi işlem. Prostat askılama ilerlemiş yaşı nedeniyle ya da kronik hastalıkları olup ameliyat olamayacak olan, anestezi alamayacak olan hastalara güvenle yapılabilmektedir. Prostat askılaması için uygun olan hastanın orta lobu olmayan, lateral lobların büyümesi nedeniyle idrar kanalını tıkanan hastalardır. Prostat askılama 15-20 dakika içerisinde yapılabilmektedir. Hastalar bir gün hastanede kalmaktadırlar. Ertesi gün taburcu olmaktadırlar. Sonda takım süresi minimumdur. Prostat askılamanın en önemli özelliği genç hastalarda meninin dışarıya çıkmasını sağlamasıdır. Normal prostat cerrahisinde gördüğümüz meninin idrar kesesinin içine doğru gitmesi, yani retrograd ejekülasyon, diğer adıyla kuru boşalma, prostat askılama yönteminde görülmemektedir.